Bugün Netflix'te izlediğim bir diziden sonra bu videoyu çekme kararı aldım. Öncelikle ilk videomdan başlayarak şu ana kadar beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok mutlu oldum. Ve ilk yaptığım video ile ilgili küçük bir şey açıklamak istiyorum. İlk yaptığım video tamamıyla sağlık bilimlerindeki fakültede okuyan, Türkiye yönetim yapısı dersini alan arkadaşların isteği üzerine çekilmiş 60 dakikalık videoları 8 dakikaya, 10 dakikaya araya kendi yaşantımdan bir şeyler ekleyerek eğlenceli hale getirmeye çalıştığım videolardır. Ve bu videolar önce sağlık bilimlerinin kendi WhatsApp gruplarında yayınlanırken birdenbire Türkiye yönetim yapısını alan diğer arkadaşların da aldığını gördüm ve bu tarihten itibaren videoya nasıl yükleyeceğimi bilmeden yüklemeye karar verdim. Ve o şekilde yan bir şekilde yüklendi. Şimdiden izleyenlerden özür diliyorum. Düzeltemiyorum. Sadece silebilirim. Yeniden anlatabilirim konuyu. Videolar 10 videodan oluşuyor ve bir seri halinde tüm dersi, tüm üniteleri birleştirdiğim bir video serisi. Ancak diğerlerini telif hakkı veya içinde bahsettiğim bazı şeylerden dolayı yüklenemediğini ve onun devamını getiremediğimi ne yazık ki söylemek zorundayım. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi radarıma takılan bu The Naked Productor ile ilgili Çıplak Yönetmen adlı diziyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bu diziyi öncelikle bir Alternative Peron adlı bir konuşma yapan 3 kişinin arasında geçen bir diziydi. Sonra ilgimi çekti. İzlemeye karar verdim. İzledim. Daha sonra kendi WhatsApp grubumda birçok arkadaşımın aile tutumları ile ilgili filmler izlediğini ve bu filmlerden sahneleri paylaştığını gördüm. Ben de özellikle bu filmde öyle bir sahne gördüm ki aile tutumunun çocuk üzerindeki etkisini gösteriyor. The Naked Productor'a gelirsek kısaca 2019 Ağustos ayı yapımı ve %91 oranında çok yüksek bir oranda beğenilme alan ve aynı zamanda Japonya'nın geçmişini ve ileriki yaşantısını görmemiz açısından harika bir dizi diyebilirim. Bazı içerikleri nedeniyle küçük arkadaşlarımın izlemesini önermiyorum. Lütfen izlemeyin. Ancak bazı sahnelerden ziyade anlattığı olay benim yaşadığım hikayelerden bazıları, yani anlattığı hikayelerden ziyade anlattığı kalp diyeyim, benim yaşadığım hayatımdaki kalplerini anlatıyor diyebilirim. Belki saçma gelebilecek ama benim de hayatımda belki ilk kazandığım üniversiteye gitseydim bambaşka bir yaşantım olacaktı. Ama ben ilk olarak Türkiye'nin iyi bir konumda olan, bilinen, tanınan bir otelinde lise mezunu, sadece liseden aldığım İngilizce ve ortaokuldan aldığım İngilizceyle başvurdum ve hemen kabul edildiğim ve o şekilde işe başladım ve çok keyif aldım. Satış yapmaktan çok keyif aldım. Çok hoş bir başlangıçla sonra bambaşka işlerle yoğunlaşırken bir öğretim görevlisiyle karşılaşıp bir öğretim görevlisinin kartıyla tekrar üniversite yaşantısına başlamam, tekrar sınavlara hazırlanmam, üniversiteyi kazanmam gibi bir süreç hayatımda oldu. Peki bu süreçte neler oldu? İşte ana karakter de aslında ansiklopedi satıyor. O yıllarda benim için de çok önemliydi ansiklopedi. Ve ansiklopedi satarken
nasıl zevk alıyorsa o kadar güzel zevk alıyor ki, ben de çalıştığım iş yerinde şefimden izin alarak ben burada türkü kasetleri, yani Türkiye'yi tanıtan kasetler satmak istiyorum. Müzikler satmak istiyorum. Buna izin verir misiniz? Yasal yollarla aldığım albümü satacağımı söyledim. Önce çok garip gelmişti ama benim bu kadar satabileceğime imkan vermemişti ve arkadaşlarım da o sürede, üniversiteye giden birçok arkadaşım vardı. Ben onlara şöyle diyordum. Yani benim üniversiteye gitmeme gerek yok. Şimdiden iş hayatının içindeyim ve çok mutluyum diyordum. Oysa ki işler öyle gelişmedi. Çok bambaşka şeyler oldu. Ve ben Bahçeli Evler'de bir yerde çalışmaya başladım. O otelden sonra. Ve orada Allah tarafından öyle bir kapı açıldı ki, işte birisi dedi ki, sen bence üniversite sınavlarına girmen lazım. Ve girmeni çok isterim. Bu durumdan çok mutlu olurum. Ve üniversite kapıları açıldı bana. Biraz önce anlattığım gibi. Filmde de üniversiteye giden bir kız var ama annesi sürekli onun çizdiği resimlere, onun yaptığı hareketlere, ayaklarını sürekli yıkamasını söylüyor. İnanılmaz bir baskı var. İşte baskın ve demokratik olmayan aile tutumlarını en güzel örneklerden biri diyebiliriz. Kadın yaptığı yanlışların aynısını çocuğun da yapmasını istemiyor ama çocuğu annesinin kaderini yaşıyor. Ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun söylediği gibi kesinlikle aynı şeyleri yaşıyorlar. Ve dizini izlememin, sonuna kadar izlememin sebebi de o kızın sonu ne olacak demem. Ben diziden etkilendim. Özellikle şarkılarından çok etkilendim. Eğer arzu ederseniz bu şarkıyı da alt metinde yazacağım. Şu anda kısık sesi arkadan vermeye çalışıyorum. Şu ana kadar beni izlediğiniz için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Kendi hayatımdan bazı örnekleri ve izlediğim şeyleri birleştirmeye çalışıyorum. Çok teşekkürler.